Merhaba arkadaşlar. Bugün kuzu etinden et sote yaptım ve gerçekten çok şahane oldu. Mutlaka deneyin. Tarifimi merak ediyorsanız buyurun yapılışına geçin. Lezzete dair kanalıma hoş geldiniz. Bugün kuzu etinin bacak kısmında et sote yapacağız. Ve yarım kilo kadar kuşbaşı kestiğim bacak kısmından ve hemen hemen 200-300 gram kadar kuzunun kendi kuyruk yağı var. Ve 2 tane yeşil biberim, kapri biberim ve 3 tane de küçük boy kuru soğanım var. Eğer sizin domates sosunuz yoksa normal domates de kullanabilirsiniz. Şimdi yapılışına geçelim. Tenceremi çok az ısıttım. Önce yağ alıyoruz. Hayvanımızın kendi yağı. Size tanıdık kasabınız varsa kestirip hiç yıkamadan bu şekilde kavuralım. Kısık ateşte önce kuyruk yağlarını biraz kavuralım. Gördüğünüz gibi kuyruk yağları güzelce yağını saldı. İsterseniz içinde kalabilir ama ben yine de görüntüsü için içinde çıkarıyorum. Sevmeyenler için. Yağları çıkaralım içinden. Ve şimdi etimi kuyruk yağını kavuracağım. Bu şekilde etimizi güzelce mühürleyelim. Ve kesinlikle içinde su, kan kalmayacak. Daha önceden süzmüştüm ben. Ve tanıdık kasabınızda alıyorsanız etinizi yıkamayın. Et zaten yıkanmaz. Ama eğer içinizde silmiyorsa tabii ki yıkayabilirsiniz ama o şekilde et çekilecektir. Ve şimdi etimi suyunu saldı. Kapağını kapatıyoruz. Kısık ateşte bu şekilde ağır ağır pişirelim. Ve kapağını açıp bir karıştıralım. Daha suyunu tam çekmemiş. Suyunu güzelce çekene kadar haşlıyoruz bu şekilde. Suyunu çekti ve bu şekilde biraz kavuralım. Çok az rengi pembeleşene kadar kavuralım. Pembeleşmeye başladı ve soğanını ilave ediyorum. Biberlerimi de ilave ediyorum. Domates sosunu ilave ediyorum. Yaklaşık 500 gram kadar. Domates sosu yerine 4-5 tane domates de güzelce soyup rendeleyip koyabilirsiniz. Ve kapağını kapatıyoruz. Kısık ateşte pişirmeye devam ediyoruz. Ve bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Siz tuzu kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir çay kaşığı karabiber, kimyon, bir su bardağı kadar kaynar su ilave ediyorum. Ve kısık ateşte kapağını kapatıp kaynatalım. Yemeğimiz tamam. Ocağımızı kapatıp 5-10 dakika dinlendirelim. Yemeğimiz hazır. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere.